Yeni transferler de takıma katıldı. Tabii bununla birlikte hazırlık maçı, ben bunu hep söylüyorum. Bilmiyorum katılır mısınız ama hazırlık maçı anlamında da şöyle bir listeye bakınca Beşiktaş'ın gerçekten zorlu hazırlık maçları oynayacağını, sanki kendisini Şimdi. biraz daha fazla deneyeceğini görüyoruz. Tabii. Oynanan maçlardan, işte yapılan antrenmanlardan, açık olan bölümlerden, açıklamalardan, oyundan neler çıkarıyoruz? Gelişimi nasıl görüyorsun Serdar? Yine başlayalım Bir seninle. kere Ceyhun Bey'in açıklamaları için tebrik ederim kendisini. Hatta verilen karardan dolayı tebrik ederim Serdar Saatçi konusunda. Çünkü ben genç oyuncuları çok severim. Onlar için gerçekten çaba bile sarf ediyorum. Çünkü biz de futbolun bir paydaşıyız. Ve bu yüzden de genç oyuncuların daha çok süre almasını isterim. Ama bir şerhim olur. Genç oyuncular önce kulüplerine saygı duyacaklar. Nerede yetiştiklerini bilecekler. Transfer pazarlığına girmeden önce, menajer pazarlığına girmeden önce ya da disiplinsiz davranışlar sergilemeden önce kulüplerine saygı duyacaklar. Nerede olduklarını iyi bilecekler. Bunu hatırlattığı için Ceyhun Bey'e, söylemi için hatırlattığı için söylüyorum sadece. Güzel şeylerden Bir şey söyleyeceğim bahsetti. ama 39 derece ateşte oynadım. Bu doğru mu yanlış mı? Ben Ben onu anlayamadım. genel olarak Ceyhun Bey'in açıklamalarını bahsediyorum hocam. Beşiktaş'a Anladım saygı da bir şey duyulmasını istiyorum. herhalde canım yani bir şey söyleyeyim de. Şimdi bu Şimdi geçmiş dönemde ben çok iyi hatırlıyorum. Sayın Başkan Fikret Orman'dı. Evet. Beşiktaş stadyumu yapılmadan önce hatta stadyumun içinde bir röportaj vermişti. Çok acayip hoşuma gitmişti. Ha dedim Süleyman Seba'nın şu an en azından kemikleri sızlamıyordur dedim o gün. Ne dedi biliyor musunuz? Hiç aklımdan çıkmayacak. Gökhan Töre ile ilgili bir soru sordular. Gökhan Töre de kariyer sezonunu yaşıyor. Beşiktaş sözleşme verecek. Hayatının İlk profesyonel golünü burada atmış olan oyuncuya biz teklifimizi sunarız. Kabul ederse kabul eder, kabul etmezse de istediği yere gidebilir dedi. Bu bir duruştur. Kulübün prensiplerinin olduğunu gösterir. Çünkü oyuncu bir kariyer sezonu yaşıyor. 10 gol atıyor, 5 asist yapıyor. Öyle bir sözleşme istiyor. Ya da genç oyuncu çıkıyor A takıma. Bir bakıyorsun 6-7 maç sonra öyle bir sözleşme istiyor ki sanırsın Van Dijk'le transfer görüşmesi yapıyorsun. edemezler. Kışın kiraz istiyor derler. Hah, bravo. Tam da teşbih güzel oldu işte. Tam oturdu. Ya Allah'ını severseniz şu menajerlerinizin ağızlarına bakmayın. Serdar için söylemiyorum. Genel olarak çocuklar böyle bir algıya kapılıyorlar maalesef. Birazcık kulüplerinizle oynayın. Bu kulüpler zaten size hakkınızı verir. Kimsenin hakkı kalmadı bu kulüplerde bugüne kadar. O yüzden de biraz Beşiktaşlı gibi davranın, Fenerbahçeli gibi davranın, Galatasaraylı, Trabzonlu gibi davranmayı öğrenin. Yani bugün Feyyaz Hoca anlatıyor. Biz de çok program yaptı, anlattı. Biz de Süleyman Sebe'yle transfer görüşmesine giderdik. Aynen şunu söylerdi. Şu şeyi hemen şey yap. Ondan sonra da şeye git, paranı al. Ne anladım şimdi bunlar? Biz diyordu ki, ha biliyoruz ki o sözleşmeyi imza atacağız. Tamam, olduktan sonra güzel bir Serdar Saatçi olursun. Beşiktaş'ta 150 maçı devirirsin. Biz deriz ki ya bu çocuk çok büyük sözleşmeyi hak etti. Onu hak etti, Ya bunu hak etti. sözleşmeyle ilgili bir sıkıntı mı Ya var? bunu örnek veriyorum. Bunlar çok konuşuluyor. Ben Serdar için sadece örnek veriyorum. Ne olduğunu bilmiyorum olayın. Güvende yaşandı Ama mesela bir güvende sözleşme, aynı problem. Şimdi rakam problemi. Rıdvan Yılmaz konusunda mesela sezon içinde kulağımıza gelen şeyler hiç güzel şeyler değildi. Rıdvan Yılmaz tamam gitmek istiyor. Frankfurt'a gitmesini en başta ben isterim. Glasner'le çalışmasından dolayı. Harika bir hocaya gidiyor ama ya koskoca Frankfurt kulübü 4 milyona sol bek alır mı ya? Ya bunun değeri 7-8 milyon euro. Böyle bir sol bek alacaksan Beşiktaş'ta helal olsun vermedi. Yani böyle bir sol beki bulabiliyorsan 4 milyona Beşiktaş'a getir. Madem Frankfurt kulübü buluyorsa 4 milyon euroya Rıdvan gibi bir sol bek gerçekten de getirsin Beşiktaş havada karada kapar. 4 milyon euroya Rıdvan Yılmaz gibi bir sol bek. Yani ne olur sizleri yetiştiren kulüpleri de bu kadar. Tabii Serdar'ın da sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek. E tamam. Onu da Yani söyleyelim. şunu mu bekliyor oyuncular? Ya sen bu sene şurayı bak. Kim var Beşiktaş'ta? Wellington var. Saiss var. Emrecan var. Montero var. Emrecan alınmadı ki. Ya alınacak işte. Hadi Sen de alınmadı. Emrecan dedi ya Emir... Ya Emir tamam hadi alın. Emrecan'ı da saymıyorum. Kim var? Wellington var. Saiss var. Serdar Saatçi var. Ya sen zaten burada 30 maç oynarsan, 35 maç oynarsan Beşiktaş senin İhya eder zaten. Beşiktaş kimleri ihya etmedi? Fenerbahçe Galatasaray kimleri ihya Şimdi bak bir etmedi? şey söyleyeceğim ama. Şimdi bir kere yaptığı hareket yanlış da eğer ama ateşliyse Yok bu hocam çocuk ateş olayı yok mu? yani Nasıl yok öyle yok yalan mı açıklama da atıyorlar o yok. kadar? Var canım Yani nasıl? kulüpten de
Öyle mi? Bu haberin yani, evet. Hani o varsa olmadığına çok yanlış yönelik, yani. Hocamızın kararı diye hani Cem Kazancı'nın da açıklaması bu yönde. Bunun dışında da tabii genel olarak Beşiktaş'ı nasıl görüyorsunuz hocam? Bu transfer döneminde hamleler, istenen isimler kadroya katıldı. Çok iyi transfer yaptı. Belki de şu ana kadar yani ligde en iyi transferi Beşiktaş yaptı. Vida gitti, Sayıs geldi. Hemen mesela ilk hamle. Zaten devre arasında Jetson Fernandes çözülmüştü. Weghorst istendi, Muleka istendi. Cenk Tosun geldi oraya. Şu anda 5 tane kafa. Bir tek yerli stoper kaldı gibi görünüyor şu anda. 5 tane kafa. Emrecan'la da hala görüşmeler devam etmiyor evet. Benim bildiğim kadarıyla. Ben bilmiyorum. Ufak bir rüzgar kaldığını biliyorum sadece. İşte Rize Spor'dan var bir çocuktan. Emirhan var. Emirhan var. Yani iki tane alacaklar herhalde bitecek şimdi. Mert iyileşti geldi hatta değil mi? Hatta iki lazım hocam ya. Allah Beşiktaş'a iki ya ben ne hatta için? İki stoper. Hangi pozisyon? Stoper. Stoperde iki stoper. Hatta ben Serdar Saatçı'nın kiraya verilmesi daha iyi olur diye düşünüyorum. Şimdi yani maç ritmini kazansın, gelsin Beşiktaş'a. Orada en azından bir rüştünü ispat etsin falan. Hani bak ben Beşiktaş 35 maçı bir takımda oynayabiliyorum. Beşiktaş sözleşmesi bitiyor ya bu sezon. Bak, o zaman da sözleşme şey en azından Beşiktaş biraz evvel bir sonraki kiralaması. Sinan biraz evvel evet. Galatasaray maçında iki tane stoperin arasından böyle geçti mi? Evet. Bana transferde ben o sahneyi koyarım. O sahneyi. Gel kardeşim buraya. Bu ne ya? Böyle bir duruş var mı arkadaş? Ne parası istiyorsun dedim. Şimdi Serdar'ın da hani derler ya şapkanı önüne koy düşün falan. Tabii. Şimdi İki, üç tane maçta öyle adam kaçırdı ki. Şimdi babasını falan, benim takımım var, amatör takımım. Kendim kurdum, 3-4 kişi kurdum. Çağırmıyorsun hocam, Santfor'a beni alsan şimdi, var ya. Şimdi bak, babası da tanıdık. Ya sen bu adamı nasıl kaçırıyorsun? Yani onlara bakacak Serdar. Şimdi dese der ki, ya bakayım buraya seni oynatmıyorum. Ben olsam var ya Serdar'a derim ki, bak şu maçta adamı kaçırdım. Bu maçta bak arkanda adamı. Şimdi bunları düzeltmesi lazım. Ondan sonra kolay. Yani iyi meziyetleri var, çok iyi meziyetleri var. Ufak tefek şeyleri betirse zaten alır formayı oynar, milli takımda da oynar. O önemli şeyler ama. Tamam mı? Ya adamı çok basit yani esasını yapacağı şeyler. Onu yapacak, bitti yani. Ama bu, oraya, buraya tekmelemesi. Şimdi geldi aklıma biliyor musun? Benim futbolcum vardı Melih diye. Şu anda da biraz rahatsız. Gene geçmiş olsun. Geçmiş çok olsun. İyi futbolcumdu yani benim Kocaeli Spor'da. Şimdi Kocaeli Spor'da biz şeyi aldık, Zeki'yi aldık, Turan'ı aldık, bir de Ümit'i aldık. O şampiyonluğu oynadı. Eskimişlerdi Turan'la. Turan Uzun. Turan, Zeki, bir de şeyi aldık. Neyse, Almanya'da maç oynuyoruz şeyle, Beşiktaş'ta özel maç, tamam mı? Almanya'nın bir şehrinde neyse. Ben Zeki'yi oynattım ama Melih çok iyi bir futbolcu. Yalnız büyüklere gitmedi, hayret ediyorum Almanya'dan. Hep bahsediyorsun hocam. O Melih süper bir şey, futbolcu. Ben Zeki'yi oynattım hani transfer diye. Bu tabii öyle de terbiyeli, sakin, saygılı bir çocuk, tamam mı? Hiç konuşmaz etmez. Şimdi soktum bunu, Melih gir dedim. Gitti vallahi bile şöyle topa böyle bir baktı, vurdu şöyle. Anladım yani tavır yapıyor. Ya bir dakika sonra çıkarttım biliyor musun? Ya bir dakika, bir de böyle 10 dakika falan beklemedim. Bir dakikadan sonra hemen aldım dışarı. Sonra ama ne yaptı biliyor musun? Bak ne yaptı biliyor musun çocuk? Özür diledi bitti. Bu kadar yani. Hocam bir şey anlatacağım. Yani bu fazla, bak diyorum ki bir dakikada şey yaptım. Gidip de burayı tekmelemedim. Hocam sen şimdi onun beden dilinden bazı şeyleri anlayabiliyorsun. Oyundan çıkartıyorsun. Birinci dakika diyorum sana. Akademi liginde bir şey yaşadım. Ha. Akademi liglerinde tribünde de çocuklar gelip tekrar çıkan oyuncular oturdukları için oraya onlarla konuşuyoruz vesaire. Çok önemli bir şey yaşadım. Ne olur bizi dinleyen hocalar varsa bu cümleleri dikkate alsınlar. Çünkü çocuklar çok farklı şeyler düşünebiliyorlar. Bir gün Galatasaray'ın akademi liglerinden birini izliyorum. Hangi yaş grubu olduğunu söylemeyeyim. Çocuklardan biri 45. Galatasaray sol beki, çizgide oynayan bir sol bek. Çizgide oynadığı için de problemi bir türlü çözemedi Galatasaray. Ve hoca biraz daha içe kat eden bir sol bek aldı oyuna. Çocuk oyundan çıktı. Morali acayip bozuktu çocuğun. Dedim ki bir özel bir sorun olmalı diye. Hayırdır oğlum dedim. Hani ne problemin var, bir problemin mi var? Yok abi bir şey. Zaten hani çocuklara veya insanoğluna gittiğin zaman ilk başta ne yaparsın? Ya bir şey mi oldu? Yok bir şey ya. Ama onu ne kadar 4 kere sorarsan 5. de cevabı alırsın. 4 kere sordum. 5. de abi beni niye çıkarttı oyundan ya? Kötü müydüm gerçekten dedi. Hayır oğlum dedim. Sen dedim çizgide giden bir beksin. Hoca
içe doğru kat etmeyi istediği için, oyunu öyle çözmek istediği için, çünkü çizgiye basan bir kenar oyuncusu olduğu için sen o içe kat edecek, o da çizgiye basacak. Bak dedim birazdan bunun setlerini görürsün. Çocuğa anlattım. Bak dedim şu set, bak dedim bu set. Çocuk sonra maçtan sonra gülmeye başladı. Abi ben kötü olduğum için çıkartmadı yani. Şimdi belki dışarıdan şey gözükebilir. Ya oyuncular hocalarıyla diyalog kurmuyor mu? Oyuncular, akademiliklerindeki oyuncularımızın eğitim seviyesi çok düşük olduğu için kendilerini çok iyi ifade edemeyen çocuklar. Bu onların kabahati, onların hatası değil. Ne olur akademi hocalarını seçerken ya da akademide görevli olan kişileri seçerken ne olur bir pedagoji eğitimi en azından almış kişileri seçin ki bu oyuncuların beden dillerinden oyundan çıkarken morallerinin bozuk olup olmadığını bile anlasınlar. Hocamın anlattığı örnekte de. Evet konuşuluyordur canım maçtan sonra konuşulmuyor mudur diyorsun. Çocuk belki kendini ifade etmediği için. Sinan belki de konuşmuyor, hiç söylemiyor, çıkartıyor bilmem çocuk ne yapıyor. Çocuk neden yani çıktığını bilmiyor. Oysa ki çok geçerli bir sebebi vardı hocanın.